Tarihi İstiklal Mektebi'nden Modern İstiklal Ortaokulu'na. Şimdi İstiklal Ortaokulu'nun kendi resmi kullanmış olduğu logosunda okulun inşa veya eğitime başlayış tarihi 1938 yılı görünüyor. Acaba gerçekten bu tarih doğru mu? Veya bu tarih gerçek belgelere göre kıyaslandığında nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Birlikte bakalım. Öğrencilerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz özel bir proje vardı. Tavşanlı yerel tarihine dair. Ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje ayrıca derece de almış ve takdir edilmişti. Projenin ismi Değişen Sokak İsimleri ve Silinen Bellek isminde tavşanlı örneği üzerinden yapılan bir araştırmaydı. Bu araştırmada bir harita üzerinden çalışma yaptık. Daha doğrusu bu harita üzerinden şu ana kadar ciddi bir çalışma yapılmamıştı. Bu haritayı çok tevafuk eseri Tavşanlı Müzesi'nde, Belediye Müzesi'nde, Eski Müze'de bu şekilde görmüş ve fotoğraflamıştık. Ve bu harita üzerinden bir çalışma başlattık ki meğer bu harita büyük bir hazineymiş aslında tavşanlı için. Harita 1926 yılında Haziran ayında çizilmiş ve harita Kütahya Tavşanlı ve Tevlidi Demiroğlu 2. Şube Heyeti Fenlisi tarafından ilk defa Tavşanlı için bir şehir planı, şehir imarı için çizilmiş. Aslında Kütahya'dan Tavşanlı'ya gelen bir demiryolu hattı var ve hattın mühendisleri Tavşanlı'da da ayrıca bir harita çizmişler ki Tavşanlı'ya da çok kıymetli bir eser aslında bize bırakmışlar. İşte bu çalışma üzerinden biz haritayı tekrar temizledik ve okunabilir hale getirdik ki bu haritada aslında pek çok şey öğrendik. Mesela Tavşanlı bir Zekeriya Medresesi'nden, Tavşanlı'daki Mevlevihane'nin tam olarak sınırlarından, Tavşanlı'daki Baruthane'den gibi pek çok şeyler öğrendik. Fakat haritada çok dikkat çekici bir detay daha vardı. O detay da burasıydı ki bu arada haritayı biz daha sonra tekrar Ahmet Kocakurt tarafından çizdirdik, ilmik ilmik, çok böyle özel bir yöntemle Ahmet Kocakurt haritayı çizdi tekrar ve bu haritayı daha sonra biz maket haline getirdik. Tavşanlı'nın ilk şehir maketi olmuş oldu aslında ve bu haritada şimdi özel bir detay. Bu detay, buradaki kırmızı yerler, mavi yerler konumuzla doğrudan ilgili olan yerler. Peki buraları ne? Biz bir baktık ki bu haritada hükümet konağı diye birer bir yer yazıldı. Ve hükümet konağının hemen bulunduğu sokaksa yeri Mektep Sokağı diye geçiyor. Ayrıca bir şey daha var. İstiklal Mektebi. Allah Allah, İstiklal Mektebi. Bu arada Tahmis Mezarlığı var, Hayvan Pazarı var, Baruthane var. Peki burası neresiydi? Ve 1926'daki haritada İstiklal Mektebi'nin ne işi vardı? Ya da İstiklal Mektebi'nin kuruluşu 1938 değil miydi yoksa? Ve işte biz araştırmaya başladıkça, derine indikçe daha özel detaylarla birlikte yeni şeyler öğrenmeye, keşfetmeye başladık ki logo aslında gerçekten 1938 değil, 1938'den çok daha öncesine ait olmalı. Peki konuştuğumuz yer tam olarak neresi? Konuştuğumuz yer şu anda burada tam bir BDS'in inşaatı var ki şurası yani ve günümüzde bu sokak Fevzi Paşa Sokağı diye geçiyor. Peki haritada bu sokak neydi? Haritada bu sokak aslında İstiklal Mektebi ile alakalı Yeni Mektep Sokağı'ydı. Yani 1926 yılındaki haritada İstiklal Mektebi var. O zaman 1938 logosu kesinlikle tarihi yanlış. Yani bir tarihçi olarak derinsel kaynak olan haritada İstiklal Mektebi'nin varlığıyla birlikte net olarak şunu söyleyebiliyoruz ki İstiklal Mektebi çok daha önce kurulmuş. Bu arada yeni bir şey daha bulduk. Burada Tavşanlı Belediye Müzesi yetkilisi, sorumlusu Metin Ertekin tarafından çıkartılan bir fotoğraftı. Bir fotoğraf 1935 tarihine ait. Ve bu fotoğrafta aslında İstiklal Mektebi'nin yeniden yapılması, 35 tarihli oradaki bina üzerindeki özel detayı görüyorsunuz. Yine çok hoş bir devlet binası ve devlet binası olduğu için de sağdan soldan özel merdivenler ikinci kata çıkıyor. Kat yüksekliği var
ve yine üst kata doğru bir geniş alınlık, alınlık üzerindeki tarihi görüyoruz. 38'den yine önce bakın 1935 tarihli bir özel fotoğraf. Ve aslında burası neresi? Burası tam olarak burası. Yani bugünkü mesleki eğitim merkezinin bulunduğu binanın olduğu arazi, arsa. Yani bu arsada önce İstiklal Mektebi var, sonra Fevzi Paşa var. Ta aşağı buralarına çok yatıracaklar. Çok uzun süre burası Fevzi Paşa Mektebi olarak kullanıldı. Ve daha sonra burası ise mesleki eğitim merkezine dönüştü. Peki bununla alakalı değil sadece belgeler. Bir fotoğraf daha var. O da çok kıymetli bizim için. Bakın bir Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi yazılmış bir yazı. Okulun öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf. Okumaya çalışalım. Tavşanlı İstiklal Mektebi yazıyor. Osmanlı Türkçesiyle. Alfabe değişikliğini hatırlarsanız 1928 yılında olduğunu düşünelim hemen. Demek ki alfabe değişikliği öncesi çekilmiş bir fotoğraf bu. Yani 1928 öncesi. Harita ne zamandı? 1926. Yani aslında haritayla bu fotoğraf üzerindeki yazı tam bizim için birebir uyuyor. Bununla yetinmeyelim. Bir şey daha keşfettik. O da çok kıymetli bir belge daha. Yine birinci elden kaynak, doğrudan biz tarihçiler için bulunmaz bir nimet. Burada İstiklal Mektebi'den alınan bir icazet, yani bir diploma var. Bu diploma 1928 yılına ait ve diploma Çukurköylü 1914 doğumlu Ahmet Efendi'ye ait. Ahmet Efendi 1928 yılında İstiklal Mektebi'nden mezun olmuş. Ala derecesiyle, yani peki derecesiyle mezun olmuş, 250 numaralı öğrenciymiş. Yani 1928 yılında İstiklal Mektebi'nden mezun olmuş. Demek ki İstiklal Mektebi daha önce açılmış olmalı ki bu okullar mezun bulunsun. Bu da yine bizim için önemli bir şey. İmamoğlu Ahmet Efendi, yani Çukurköy'de ikamet eden İmamoğlu Ahmet Efendi'nin diploması. Ve bir şey daha. Bir istatistik var elimizde. O da 1932 tarihinde yayınlanan Marif Vekaleti tarafından ortaya konulan bir rapor. Bu rapora göre 1923-24 eğitim öğretim yılında Tavşanlı'da biri erkek biri kız olmak üzere toplam 2 adet ilkokul var. 1924'te bir ilkokul var. Ve istatistiklere geçmiş, kayda geçmiş bir erkek biri kız. Kız mektebi, ki daha sonra onunla ilgili özel bir detay konuşalım. Yani Kavaklı Kur'an kursunun hemen arkasında olan Mehmet Hoca Efendi kız mektebi. Peki erkek mektebi neresi? İşte tüm bilgiler toplandığında erkek mektebi aslında İstiklal Mektebi. Ve mektep bizim ilk modern anlamdaki mektebimiz. Bugün Tavşanlı Müzesi olarak da kullanılan uzun yıllar. Şimdi müzemiz taşınıyor ama bu mektep binası, yani hem Rüştiye hem de Sıbyan Mektebi. Yani Cumhuriyet'ten sonra, Cumhuriyet ilan edildikten sonra Rüştiye binası mektebi aslında ismi değişecek. İstiklal Mektebi'ne dönüşecek. Ve İstiklal Mektebi adıyla ilk defa eğitim öğretime 1923 yılı itibariyle başlamış olacak. Ve diploma ile birlikte öğrenciler mezun olacak. Arkasından yeri hemen değişecek. O Fevzi Paşa İlkokulun, yani bugünkü mesleki eğitim merkezinin olduğu yere taşınacak. Orada yeni bir modern bina yapılacak ve en sonunda da İstiklal Mektebi buraya, yani bugünkü haline 1941 yılında taşınacak. Bu bina 1941 yılına ait, şuradaki bina, tarihi bina. Bu bina ise daha sonra yapıldı biliyorsunuz. Ve buraya taşınmadan önce mektebin yeri demek ki Yeni Mektep Sokak, daha sonra ismiyle Fevzi Paşa Sokak, yani bugünkü Mesleki Eğitim Merkezi'nin bulunduğu yerde. Tüm bu bilgileri toparladığımızda yerel tarih olarak çok aslında önemli bir detayı tekrar öğrenmiş oluyoruz. Yani bugün aslında İstiklal Ortaokulu, yani İstiklal Mektebi, Cumhuriyetimizle eşit ve tam 100 yıldır Tavşanlı'da eğitim öğretime devam ediyor. Çok özel, çok güzel öğrenciler de sizler yetiştirmiş, yetiştirmeye devam ediyor. Ve Tavşanlı eğitiminin de en köklü okul olarak herhalde net bir şekilde söyleyebiliriz ki Tavşanlı'nın en köklü eğitim kurumu bugün 100 yaşında ve nice yüzyıllar olsun inşallah İstiklal Mektebimizin diyerek saygılarımı sunuyorum.